Merhaba Base42'ye hoş geldiniz. Şu anda Sokrates Dergi YouTube ekibi bizlerle beraber. Tabii Berk ve Burak hoş geldiniz. Merhaba. Onur, Ozan, Erman hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Eyvallah. Güzel. Çok güzel ağırlandı. Sizin Londra merkez ekibi olarak burada, doğru mu söyledim? Doğru. Londra merkez. Doğru. Orada abi, bizim bomboşun özelliği demin de söyledim zaten. Gerçekten hiçbir hazırlığımızın olmaması. Şu anda da elimde sadece spor yazıyor. Yani sizle ilgili bir kelime yazdım oraya. Spor yazdım. Ya ben keywordlerini çok beğendim. Aşağıda bir kağıt duruyor. Şu anda ayılara roket atabiliyorsun yazıyoruz kağıtta. Yani bunu için yazdığını gerçekten merak ediyorum. Far Cry'da yapabildiğimizi yani vurgulamak için gerçekten bu da nasıl hazırlandığımızın bir özeti oldu. Piknik notlarıyla karışmış abi. Hafta sonu gittiğimiz piknikler. Alacağımız şeylerle karışmış. Evet, spor. Hiçbir şey yok. Ya şunu sorayım, ben çok ciddi şey, FM hastasıyım. Acayip oynuyorum yani. Onunla hiç alakası yok. Siz de bilgisayar oyunlarında FM mi? Evet, mesela başka oyunlarda oynarsınız. Önce bir tabii FM'yi bir konuşalım. Ben FM'yi 2003-2004 gibi CM, FM oradan çıktım herhalde. Çünkü yani oyun çok fazla şey talep etmeye başladı. Hani benimki zaman çok daha basitti yani. Hani önümden yazarak böyle ekran geçiyordu şey. Hani sadece cümleler, mümleler falan filan. Sen ama continue CM'cisiydin. Continue'cuydum. Yani. Büyük continue'cuydum ben. İşte onu benim elimden aldılar bıraktım. Bayağıdır da oynamıyorum. Şu anda zaten bayağı simülasyon ötesi bir şeye doğru gitti. O yüzden hatta başka FM Touch falan diye versiyon çıkardı. Abi yani tam zamanlı gibi. Hayatı var diye bir başka bir versiyon çıkardı. Gerçekten hani onu iş olarak üstlensen şu anda günde 3-4 saat mesai falan harcayabilip yani öyle maça kadar hazırlanabiliyorsun. Ben geçen sene işte Base 42 yoktu o dönem. Bir 6 ay falan böyle bir çalışmadığım bir dönem oldu. Şu anda da çok çalıştım sonra ama belli yani. Buradan spor yazmış oradan böyle. O dönem hakikaten mesai gibi her sabah böyle uyanıp işte kahveni alıp falan böyle başına geçip 4 saat böyle bir kesin yani oturuyorsun başına. Bayağı iş gibi olmuştu. Sonra tabii iyi bir yere gitmedi. 1000 saati falan geçtim ben FM17'de. Hiçbir amacı da olmadı. Kepengi açıyor böyle. Sabah tesislere giriyor. Oturuyor da tesislere giriyor. Oturuyor. Sizde var mıydı abi? Siz oynuyor musunuz ya da oynadınız? Ben kendime en son şeyde çok kötü hissettim. O işte yenisini aldım. Eskisini Steam'den silecektim. Sonra bir baktım. Kariyer var. Birkaç bin saat yazıyor orada. Ya ben ne yaptım dedim kendime ama bu da oraya gidiyor yani. Sonra kendini koşuya verdi. Koşuyorum, geliyorum, oynuyorum. Abi ben de şey FM, yani FM window olarak açık. Onda maç oynanırken başka oyuna geçiyorum. Yani ha, bayağı. Tabii tabii, X de var. Otomatik olarak açılıyor. Süper, multitasking böyle inanılmaz. Üstü versin. Total War'lardan bir tanesini oynuyorum. Abi ben muhafazakarım. CM'ciyim diyorsun. CM 0102 benim oyunum. Hala. Peki roster update'lerini, şeylerini yapıyor musun? Zaman zaman öyle de oynuyorum. Eski kadro. Zaman zaman tamamen eski kadroyla falan da oynuyorum. Yani tabii ki FM falan oynadım. En son FM, ya bu senekini almadım ama bir öncekini falan da aldım ama hem Onur'un dediği o çok fazla detay, çok fazla şey talep etmesi. Bir de yani ne bileyim Cem, yani her şeyin maksimize edilmiş haliydi bence o oyun. Bizim kuşak için en azından. Yani hem detayı da iyiydi, sadeliği de iyiydi, hızı da iyiydi. Yani o ambiyansı ben bir daha bulamadım. O yüzden hala oynuyorum. İşte FM Touch'ı biraz ona dönüştürmeye çalıştılar. Şey filan yok, oyuncularla konuşma yok. Takım dinamikleri filan kısmı yok FM Touch'ta. Şimdi tabletlerde falan da olabilir. Gerçekten biraz o base'i kaybettiler. Şey, direktörün gerçekten konuşmadığını düşündüm oyuncularla. Geliyorlardı. Eskisi kadar zaman bulamıyoruz tabii ama. Yani ben mesela üniversitenin ilk senesinde sadece CM oynadım. Hemen hemen yani işte 2-3 kere falan evden çıktım muhtemelen ev arkadaşım. Hatta bir mobilya firması, şimdi isim vermeyelim de orada çalışan bir arkadaşımız vardı. Yedek kulübesi sipariş edebilir miyiz dedik. Yani ayarlayabilir misiniz? Salonda yedek kulübesi falan koyacaktık. Olmamıştı. Engellendi o operasyonumuzda. Yani bir sene falan hiç neredeyse yani çok temel ihtiyaçlarımı karşılayarak CM oynayarak geçti. Ama sonra işte Erman hayatı boyunca engellendi buradan. Evet, gene mağdur hikayesinde genellikle yani turşu zaten abi. Yani şeyler vardır ya. Çup oturuyor. Final maçına takım elbise giyip bilgisayarın başına oturanlar falan. Onlardan gördüm yani, bu bayağı radikalmiş. Bu güzelmiş gerçekten. Alamadık zaten. Ya bu son FM'de de beni şey çıldırtıyor ya, takım dinamikleri diye bir şey, işte Dynamics diye bir şey eklediler. Oyuncular işte kendi aralarında
takımın şey işte yüksek nüfuslu oyuncu, nüfuslu oyuncu falan diğer arkadaş grupları falan eklediler. Bildiğin life sim'e döndü. Yani böyle her şeyle uğraşıyorsun artık. Fotomaç'ın hani... bir tane haberi vardı hatırlıyor musun? Hangisi? Galatasaray'daki gruplar falan böyle yazmışlar. 4'lü 5'i Hamit Altıntop tek falan. Böyle saçma sapan bir şey var. Bir de o grupların şeyi ben de oynayabilir miyim diye. O gruplar böyle toplu halde konuşuyormuş gibi haberler yazıyor ya. Evet. Nereye gidiyorsunuz? Christmas tatiline çıkıyoruz. Ama biz burada mesaideyiz. Yok biz tatile gidiyoruz falan ya. Karşılıklı. Türk yabancı düşmanlığı. Civilization duruyor mu ya? Duruyor. Kaç oldu o ya? Yani. 6. Bizim etrafımızda çok oyuncu adam yok da. 6 duruyor. 6 çok güzeldi. Yani CM'den önce eleştirildi 6 bir yandan. CM'den önce oynadığım son oyunda oydu. Civilization. Evet yani. Abi doğru. Hep de böyle hayat öldüren bitiren oyunlar tabii aynen, maalesef. Evet sivilize oldum. Oradan da menajerliğe verdim. Bu arada CM 0102 benim de en sevdiğim oyunlardan bir tanesi ya. Sakarya Spor'la. Azlı Şampiyonlar Ligi'ne çıktı. Falan var orada çok. Tabii, evet. Çok çok güzel takımlar. Buradan sevgiler. Ben şeyden geldim. Bu arada acayip sevdiğim oluyorum. Bilmiyorum siz o YouTube'un orasına düştünüz mü? İşte CM 01 falan Wonderkid'leri şu anda ne yapıyor? Ya da işte kariyerleri nasıl falan? Maxim Scalgo falan. Ha, ona böyle üzülüp böyle. Mesela adamı her işte seferinde onu soruyorlar. Vardı ya, gerçek mi değil mi falan filan diye. Kennedy Bakırcıoğlu muydu? Evet. Kennedy Bakırcıoğlu hala oynuyor. Ha? Hala oynuyor. Geçen Maxim oyuna girdi 65 yaşında. Geçen sene ne oynuyordu? Yok Maxim Scalgo 25-26 yaşında bıraktı sakatlıklardan. Bir gol var. Yani. Röportaj yapmaya falan çalışıldığında da adam kaçıyormuş. Yani çünkü dış dünyada dünyanın en büyük futbolcusu adam. Evet. Ama yani o herhalde psikoloji şey hiçbir şey olamıyor. Adamın kariyerine mal olmuş falan olabilir ya. Evet ya çok üzülüyor. Sen futbolu nerede bıraktın Cemil'i oynadıktan sonra? Ben futbolu nerede bıraktım? Ben herhalde lise biterken futbolla bütün ilgimi kestim abi. Herhalde bir şey oldu. Bırakıyoruz diye. Komple bıraktım böyle. Severdim futbol izlemeyi de severdim. Adada ben ayrılmak istiyorum diye Premier Ligi izlemeyi bıraktım. Komple bıraktım. Takip eden bayağı alabilirdim ya. Şimdi hatırlıyorum da. Şimdi en son FM'yi gördüm. Yok yani. Herhangi bir bilgim yok. Herhangi bir şey yok. Bunlar hangisi ünlü bu oyuncuların diye bakıyorum. Sende bir tane izleyicisi tipi de var zaten. Ne abi? Mesela bu adama baktığımda ben daha böyle Amerikan vari sporları hayal ediyorum. Boks olur. Abi curling ben her şeyde. Çok Amerikan vari olmadı. Olmadı. Neren? Onu bile bilmiyorum. Güzel olur. Yani buzla ilgili olduğu için ben de öyle bir fikir yürütürdüm ama yani yanlış bir fikir yürütme olurdu. Bir yani bu üçlüye baktığımda ben bu adama futbolcu derim. Yani futbolla ilgili. Eskiden öyleydi ama işte. İşte ben Fenerbahçeliyim abi. Özetliyordur. Bu da oynuyormuş böyle söylüyorum. Peki sizin CM, FM? Berk sen iyi bir FM oyuncusun. Öksürüyorsan. FM'de bayağı bir benim tam olarak yarım saatim var. Çok yakından bakıyorum sana ya. Çok. O da şey yarım saatte bu arada kariyere başlayamıyorsun. Yani öyle i̇şte bir oyun evet, ya. Menajer profilini falan oluşturuyorsun. Zaten menüde yarım saatim var sonra çıktım. O en son şeyi zaten karakter getirdiler ya. Ben kendime benzetmeye çalışırken bir saat harcadım zaten. Evet ya ben şeyi çok sevdim onlardan. Çok komik. Ben onunkini gördüm. Şey yapmışlar. Vücut böyle iniyor düz iniyor. Burada birden göbek çıkıyor. Tekrar düzeliyor. Abi şey face şeyi var. Benim yaptım çok zor değil gerçi. Çok rahat oluyor. Senin yani kol gözlük ve kel tamam. Klopp'u direkt şeyine gözlüğüyle böyle. Şeyi ya ben de yaptım böyle tamam suratı fena olmadı da. Hani bu arada fotoğraf... adamlar öyle bir vücut geliştirmemiş yani. Öyle bir grafik yok oyunda. Kiloyu arttırınca sadece göbeği arttırıyor. Böyle bira göbeği kenarda böyle şey oldu hani vücudun geri kalanı fit böyle burada böyle bir göbek var. O kısmı yapamam. Yani eleştirim o şişman menajer de olabilir yani. Bu arada geldiği nokta çok saçma ya. Jenerasyon farkına ondan da belki biz birazcık koptuk. Ben şeyi hatırlıyorum ya 90'ların sonuydu galiba. Hitman'i ilk bir gördüm. Ulan dedim gerçek adam yapmaya başlamışlar falan yani hani. Hitman 1. Evet Hitman 1 dedim bu grafikler falan gerçek adam oldu artık falan dedim. Hani şu anda gördüğümde böyle gözüm kör oluyor ama şu an çok ben şeyde ya, inanamadım. Ya. UFC aldım. UFC'de de öyle bir şey var. Sitesinden şey yapıyorsun. Ferhat Göçer'i yaptım. Öyle canım istedim. Ferhat Göçer'i yaptım. Ferhat Göçer'i yaptım böyle yeni UFC şampiyonu. Türkiye yok ama listede. Rakipleri öyle seçiyor. Biri bana gelsin. Bu baya soğuk savaş şakası ya. Burayı kestik. Soğuk savaşta kullanırız şu an. Çalıyorlar şakayı. Ferhat Göçer'i yaptım ve bildiğin Ferhat Göçer oldu. Yani çok komik bir şey aslında yani. Bayağı. Yenilince böyle oturuyor mu? Bir de şey yani hakikaten doktorluğu bırakıp gelmiş gibi UFC'ye. Yani bir de öyle oldu yani. Böyle bayağı dayak yemeye gelmiş gibi ama atıyordum dayak. Yani buradan da sevgiler Ferhat Göçer'e.
Tabii. Çok seviyoruz. Abi Ferhat Göçer demişken şimdi pop müzikten bir bahsetmek lazım. Türk popunu spor medyasında ayakta tutan sensin tek başına. Tutmaya çalışıyorum aynen. Evet. Ya Türk popu derken ben daha ziyade 90'lar ve 2000'in 90. ilk 3-4 senesine kadar falan varım. Ondan sonra ben de saldım. Evet. Benim mesela bir arkadaşla Sonat'la bizim bir 90'lar CD'miz vardı. Hmm. Sonat'ı tanıyor diye seni gösterdim. Evet. Böyle bir saçma ben tanıyorum bir abi. Genellikle böyle gösteriyorum. Sonat'ı tanıyorum olarak. Ya 90'lar CD'miz vardı. Böyle uzun yola çıkarken onu takıyorduk işte böyle tatile giderken falan. Bir sıkıldık ama böyle dönüşte. Aa, ya çünkü 4 saat boyunca 90'lar da dinlenmiyor yani. Mesela sen de... O sene boyunca dinledik yani. 90'ın 1 ocağında başladık. Ama belki ben hani çok popülerleri biliyorum. Böyle underrated bir şeyler önerirsen hakikaten yeni bir CD hazırlarım. Yaparım ben sana güzel. Tabii. Berk bütün gün olarak ofiste de 90'lar playlisti açıyor. Şahane. Yeter abi yeter falan diyor. 80'ler playlisti açıyor. Böyle böyle. Sonra tekrar 90'lar. Nereye kadar falan gideceksin yani. Spotify senin için icat edilmiş diyorlar. Doğru mu Berk? Evet abi daha retro kafalarda. Hı-hı. Retro 90'lar falan böyle. Hiç anlamıyor retroyu da. Ben nostaljim vardı ya benim. Nostalji diye 2000'deki bir oyun söyledim. Evet abi. Abi nostaljik oyunlar diye bir konsept yapıyoruz. İşte bu 90'lı yıla ilk PC oyunundan falan bahsediyor. Ben Nintendo almıştım ondan bahsediyorum. Bu Assassin's Creed 1'den bahsediyor. Nostalji abi. 2008 abi. Nostalji. Geçen yıl partisi. Sonuçta geçmiş abi. Uzun bir süre olmuş bu. Ölçü bu yani. Bayağıdır oynamıyorum. Güzel nostaljik bir insan. Peki nostaljik PC oyunlarıyla aranız var mı? Mesela ben şu anda retro konsolları falan toplamaya çalışıyorum. Eski işte Sega Mega Drive'lar. Commodore'cuydum ben. Commodore. Ha mesela o benim hep abilerimde falan vardı. Ben de ona yetişemedim. O geldiği zaman böyle konsollara 64 miydi 128 mi? 64. Benim de 64'tu. Helal olsun. Bizim yaş bayağı çıktı ortaya. Ben o muhabbete girdim. Kaç yıl oynuyor ki aralarında? Ne yapıyorum? 64 ile 128 arasında kaç yıl oynuyor? 3 sene falan oynuyor. Oynuyor mu? Ama 64'ün etkisi hiçbir zaman olmadı galiba değil mi diğerinde? Bende 128 şey zaten yoktu. Hani oraya çıkamadım ben. Sonradan orada kaldım. Parayı Sokrates'le falan herhalde. Aynen aynen. O zamanlar çok az eve giriyordu evet. Aynen. Peki şey var mıydı bu konsollara falan hiç girdiniz mi işte Nintendo'ydu, Sega'ydı. Mesela NBA Hang Time vardı. Çok sevdiğim bir oyun. Yok bende hiç yok. İnanılmaz smaçlar böyle arcade. Kocaman. Böyle bir kere daha gösterir mi hatırlarsınız belki. Ya şeyler vardı. Ben Tetris'e girdim abi. Tetris bir ara vardı. Ama oyunu Tetris oynuyordum. Yani. O güzeldi. Çubuklu mu? Hala var galiba zaten o. Şu anda. Çubuklu. Erman Tamagotchi'n var mı bize? Ah ben de onu diyecektim. Yani. Neyin vardı? Tamagotchi var ya. Şey. Tamagotchi ya. Şeyler var ya. Sağ olun. Var mıydı onların? Ben çim adam zannettim bir an. Çim adam da ha. Çim adam da. Benim çim adamım da. Troll de vardı. Çim adamım da. Serbest çağırıyordum. Troll vardı. Troll çok iyiydi ya. Abi evet. O troll bugünün şeyi değil mi işte o şey bileziği, stres bilezikleri aynen. Gibi. Aynen böyle yeşil saçlı. Saçı, saçı durmadan bunu çıkardım saçını. Oynayalım saçını. Ben yani çok talihsiz hareketler yaptım. Neyse devam edin. Ne kadar şey yasatmışlar bir sene ya. Benim sanal bebeğim vardı ölmüştü onu hatırlıyorum şeyde. Baya böyle şey işareti falan çıkıyordu. Sonraki versiyonunda mı başta ölmüyor muydu bilmiyorum. Travmaya bak çocuk. Sonra New Game bir daha başlıyordu ama yani çok ağlamıştı falan mi? Onu hatırlıyorum. Ha, çok ağlanıyordun ha. Tamagotchi. Çok bağlanıyordun. Tamagotchi. Yani babam şey yapmıştı yani bir daha oynama falan demişti. İlkokuldaydım zaten. Bak pet olurmuş. Hayvan besliyorsun ölüyor falan böyle hani saçma. Normal abi öyle zaten. Direkt moral bozuyorum. Senin kedin de bir gün falan diye. Boğaç'a sormuştum. Boğaç doğru düzgün cevap vermedi diye düşünüyorum. Size sorayım. Ya bu İki forvetli sistemler niye kullanılmıyor artık? Taktikler falan sistemler. Sert soru yalnız ha. Evet bayağı güzel soru. Çok kullanılıyor abi iki forvetli sistemler. Ben de böyle demiştim bu arada. Beğenmemişti cevabı. Dünya futbolunda zirve yaptı. Çok var. Gündemi takip etmiyor mu yani? İki senedir zirve yaptı. Sen lisede bıraktın. Neden? Evet, sen lisede... Adam diyor ki neden bir ara gitti de. Evet. Heh. Ne oldu mesela? Ne oldu anlat o zaman peki. Sana abi. Soruyor ama bana. Bana sormadı şimdi. Yok genel soruyorum. Ha, genel soruyorum. Ama ben soruyu açıkladım. Bence yani. Olsun abi falan. Verecek bir cevabın yok mu? Bunu mu ne olur bir cevabı. Ben zaten bilemedim şu an. Ya bildiğimiz kadarıyla orta sahaları kalabalıklaştırıp ilerideki adamı bir kişi eksiltip ona orta sahaya verip orta sahada oyunu tutmak için kanat forvetlerin oyuna dahil olmasıyla için. Beraber diye düşünüyorum. Oyun kurucuların da daha fazla ön plana çıkması için çok doğru. Getirilmiş bir sistem. Katılıyorsun. Çok doğru abi. Yani ben de ondan bahsediyorum. Sen de tam böyle ben açıklıyorsun. Bayağı anlatıyormuşum. Abi işte. Türkiye'de 4-2-3-1 görmediğimiz bir dönem olacak mı peki sizce? 4-2-3-1 görmediğimiz. Görmediğimiz ya. Sıkılmadık 2, 3, mı artık? 1. Biraz başka taktikler de görmek istiyorum. Bir dakika. Ben yeter. 2 neresi? Yani. Yavaş yavaş başlıyor musun? Yani işte Tudor biraz denedi. Kumudika biraz deniyor. Ama ikisine de eleştirilerde devam edecek. Ya üçlü zaten Türkiye'de oynanacak bir şey değil.
şey değişmediği oynayabilen sürece. Adam da yok galiba. Öyle yani yorumcular değişmediği sürece herkes gömer 3'lüye, o yüzden. Bir 4-4-2 Diamond söyleyin de neşemizi bulalım. Gitarda yalnız Lujiba demiş. Neymiş? Klasik gitar bay Lujiba. Tabii abi. Ya şimdi biz bayağı... gitarlarını bilmiyor musun? Bilmiyoruz. Gitmedin mi hiç İspanya'ya? Yani gittim, Lujiba gitarlarını görmedim. Madrid'e? Market. Market. Markette şarkıları da her yerde bulabiliyorsun. Yoğurt ve gitar alır. Bu da marka. Nasıl bir akşam o ya? Yoğurt ve gitar alınan bir akşam var böyle. Açın ne yazın, ne abi gelirken eve diye. Gelirken gitar bitmiş. Hakikaten iyi gitar yalnız. Bizim de programda gitar kullandık işte bu son bölümde ama. Bu tadı verdim. Bu şekilde kullandıysanız abi. Yani parmağı koydum zaten teller... Beni çekti adeta. Çok fazla bir şey yapmama gerek kalmıyor. Abi burada da aynı şekilde oturman peki Londra merkezde. Orada ayağımı altıma alıyorum sonra yine şey bu oluyor. Everything is something ha, göstermek için. Evet yani bu olay o. Şey değil mi o catchphrase gibi. Aynen evet, tamamen. Tek amacım buydu zaten, ona göre setup yaptım. Abi ben yalvarıyorum ama enseni çekmesinler artık. Abi ondan ben de şikayetçiyim ama tam böyle oturuyorum ya. Şuraya bir tane koyuyorlar. Bir kamera falan. Oradan böyle aldığı için direkt beni alıyor ha, yani. Ama üzerine... Sen de söyledikten sonra artık vallahi yapmazlar herhalde diye tahmin ediyorum. İnşallah bakalım. Biz şey kesebiliriz burayı. Biz de sizi biz de sizi iade ziyaret alalım ya. Abi olur ben abi. Çok isterim. Bir Stoke Brighton maçı falan konuşuruz. Her türlü abi ölecekler. Evet, peki yani. Neden abi 2 6. 7. dakika biriniz bayılırsınız. Anlamıyorum bu izliyor böyle. Biz yine 3 kişi bitiririz programı. Siz yalan. Stoke hala uzun topla oynuyor mu? Ben onu değiştiler. Kimden? Şey Stoke. West Bromwich o uzun topla. Düştü onlar da. Onlar düşmek üzereler yani. Değil mi? Öyle bakıyorum. Ben de öyle bakıyorum. Stok'ta bir oyun var falan diyor. Ama Big Sam hala orada galiba. Big Sam Everton'da. Everton. Cenk'in hocası. Doğru Cenk'in. Bir ara oynatmıyordu. Şimdi tekrar şeyini ben çok az bilgimle daha iyi. 2-3 hafta oynatmadım. Beni almayın diye. Lejyonerler bölümümüz. Cenk konuşalım ben birazcık. Cenk'e geçeriz oradan. Temsilcilerimiz falan. Bir ara şey Mehmet Okur falan ilk gittiği zaman NBA'ye o böyle temsilcilerimiz ne yaptı NBA'de diye haberler vardı ya böyle. Sadece şey istatistik böyle. Başka hiçbir bilgi yok. Hani şeyden gazeteden bakılmış. 10 rebound işte bilmem 2 şeyle oynadı falan. Devam ediyor sonra falan. Onu biliyorsun sadece. Mehmet Okurlu Utah. Mehmet Okurlu Utah. Hidayetli Sacramento. Ardalı Barcelona. Yani. Ardalı Barcelona. Ardalı Barcelona. Sallıyorsun da onların yarısını sen yazdın. O dönem oralarda yazmış olabilirim ya. Evet. Evet yazmış olabilirim. Ne yazacaksın abi ama şimdi falan hemen aynen. Böyle konuyu değiştir. Toparlayabilirsin ki şimdi falan. O adam 1 dakika farklı. Bana Eurosport'taki şey gibi geldi. At yarışı bu vakit. Neydi o? Ya Eurosport'ta ikinci ayım 2009. Çaylak spikerim. Kanala at yarışı geldi. Yayın yönetmeni de diyor ulan yani hiç gelmemiş Eurosport tarihinde daha önce at yarışı verilmemiş. Yani binicilik falan yayınımız var ama bu bayağı at yarışı böyle Londra'da yapılacak. Kraliyet, Muraliyet 12 tane at koşacak. Konuşuluyor ulan kime vereceğiz at yarışı falan filan. Erman'a verelim falan. Yani nasıl olsa çaylak mayla. Neyse tamam abi dedim çalışırız malışırız. Yayın günü geldim. Çıktı alıyorum. Bütün atları renklerinden ayırt edebiliyorsun. Bizim printer siyah beyaz. O yüzden ya atların üstündeki şeyler falan hepsi siyah burada. İsimlere baka baka falan girdim. Zaten yani at yarışı ya ben şu an 10 yıllık spikerim yine anlatamam. Çünkü at yarışı tamamen bir de başka bir profesyonellik, başka bir dal. Yani uzman çok çalışmanın gerektiği apayrı bir spikerlik dalı. Hiç alakam yok falan. Neyse başladı yarış abi. Zaten 1,5-2 dakika süren bir şey. Ben rezalet bir performansla imzaladım. Öyle geliyor. Sağsında kazandım azandı falan. Neyse. Sağrısında ne demek bu arada? Sağrısında yani yanında işte mı? Sağrı. Mesela şimdi sen, ben, o. Sağrı. O. Ben sen, sağrı. Sağrılara geçmeyecek miydik evet, abi sağrı, gibi? Sağrı. Ben sağrı olmuyor muyum senin? Yok. Tamam. Sağrı. Üstünde. Sağ. Sağrı. Sağrı. Şuramda bir sağ. Soldaki önemli peki. Çok emin olamadım bu bilgiye ama neyse hadi. Eğitici değil. Bu bilgiye eğitici değil. 10 sene önce belki öyleydi de falan. Neyse 3 gün sonra da kanala bir misafir geldi. Benim yayınıma şey yapacak, konuk olacak. Ama adam yayında konuk olacağı spikerin ben olduğunu bilmiyor. Ben çünkü çok daha taze spikerim. 2-2,5 aylık. Dergimizin de genel yayın yönetmeni Canereler tanıyor.
gelen şahsı. Aa abi ne haber falan filan dedi. İyilik miyilik Caner'cim sen ne yapıyorsun? Ben arkam dönük adamla yapacağım yayının notlarını çalışıyorum, çıkarmaya çalışıyorum falan. Ya dedi çocuklar dedi ondan sonra seyrediyorum ben yine Eurosport'u bol bol falan. Harika işler yapıyorsunuz falan. Yalnız dedi. Geçen dedi bir at yarışı izledim. Herif yayının içine. Kimdi o yer dedi. Sonra ben de döndüm. Abi bendim ya dedim şey hani doğum günümdü. Hemen. Ya şimdi tabii at yarışı anlatmak senin deminki şey gibi oluyor. Çok ayrı bir profesyonellik istediği için yani ben çok da şey yapmadım aslında falan diye. Böyle onu getirdim. Böyle hikayeler şimdi olmuyormuş gibi anlatıyor da yani Erman geçen sene Le Mans 24 saat yarışında güllaç tarifi verdi gece. onun dışında da drone yarışlarında mesela düşen dronelar olduğunda arkasından şey şarkı işte şarkı falan söylüyor. Ben düşerken yükseklerden uçurumlara falan diye bu şekilde yayınlıyor. Yani aslında dergiye, efsane, dergiye drone yazısı yazdık. Drone siz kardeşsiniz. Aynen. Düşünen spor dergisinin en düşünmeden atılmış mahlubu başlığı. Renklendiriyorsun çok güzel bir şey. Belki şu an bayılır ya. Sen renklendiriyorsun. Belki idolü oldu abi. Gerçekten hayranlık. Ama drone yarışlarını izlemeniz lazım. Mesela drone yarışı mı? Abi maalesef böyle şeyler geliyor. İnsanlarla röportaj yapıyorlar şimdi. Uzatıyorlar. Böyle bir şey olduğu hiç bilmiyorum. İşte Japonlar. Hani öyle genel olarak uzak dolu falan tipler var. Konuşuyorlar. Erman zaten anlama ihtimali yok yani öyle ne dendiğini. Hani bazılarında bazıları İngilizce bazıları değil ama hani Erman kendine göre orada Erman ağzından Erman diyor. Yok Ziya Doğan. Erman dedi adam. Adamın ağzından kendine göre anlatıyor mesela yani. Bugün çok iyiydik. Gerçekten arkadaşlarıma çok güveniyorum falan filan diye saçmaladım. Çok iyi. Baya Japonca şey yani. Tabii tabii. Çok enteresan trivialar var böyle. Evet siz tabii dinleyemediniz. Kaydı tekrar girmiştik orada. Ne dedi acaba? Çok güzel bir muhabbet ettik. Ya demin bir soru vardı kayıttan çıkmadan önce aklımda ya. Neydi acaba? Bak. Hah buldum. Drone'larda niye çift forvet kullanmıyorum herhalde şu anda? Evet. Ha. Çok sunmadım gerçi tek ama sunmuşluğum var. Hayır. Abi tek sunmak dünyanın en korkunç şeyi değil mi ya bu arada? Yani herhangi bir bundan konuşabilir miyiz bilmiyorum ama NBA en tek sunulmayacak spor bence ya. Abi gece 4, gece 4 bazılarda bir off tutta. Tabii yani en azından biri uyursa diğerini lan onun ne yapıyor falan demesi var. Neler şey ama can tutuyorsun. Bir de böyle evet çok saçma maçlar geliyor. Atlanta falan böyle. Abi birinci ilk yarıda bitiyor 35'e 40'a falan bağlanıyor bir maç hadi yani. Tek başına bir de yani şey anca böyle şey değil mi evet o da tek başına anlatıyor. Bence çok zor bir şey gibi geliyor bilmiyorum nasıl. Abi de anlatılan yer. Ya aslanım işte burada oturup konuşmaya benzemiyor. İşte bu klimasız. Bence. En kötüsü de o. Klimasız. Havasız. İşte buradan inşallah düzelir biz de duyurumuzu yapalım. Yetkililere. Show TV sanki. Bir etkisi varmış gibi. Daha da kötü oluyor ben. Öyle konuşmuşsunuz hakkımızda. Bu şişko yine laf etmiştir. Siz de bir soru sorun. Biz de bir soru soralım. Yani. Oğlum hep adamlar sordu bize. Konu mu? Konu. Oturmaya gel. Doğru mantıklı. Sen sor gelsin. Abi dronlarda niye... Dronlardan bahsetmiyoruz. Drone. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ya. Dronlardan bahsetmiyoruz. Ne dronlardan sen anlarsın. Konuş onlardan. Nasıl? Mutlacım sana. Şeyden bahsediyorum, pilden falan bahsediyorum. Burada iki tane Berk'le oturuyormuşum gibi. Çok eğlenceli. Ya sen anlatsana şu esas Japonların dövüş mövüş bir şeyini adamın... Onu sen... Ozan'la beraber yaptın. Ne var? G-Wars mı diyorsun? Ha G-Wars. Abi şey mi yoksa bu ringteki robotlar mı? Yok abi bayağı Japonların hani bir yerden... kayarak böyle atları yağlı falan oluyor bir yere ulaşmaya çalışıyor. Evet, çak 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 çak. Bir ara ondan anlattık biz Erman'a. Gerçekten mi? Nasıl ya? Spor mu ki? 5 bölüm. Yok değil. Nereden oluyor? Eurosport'ta taşkayat makas turnuvası yayınlandı. 2000 kişi amfiteyatroda oturuyorlar. Don 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 don. Bu ne ya? Eurosport'ta bu yayınlandı mı? Benim ilk yayınım sosis yeme. Ben taşkayat makas anlattım. Sosis yeme yarışmasıydı benim. Bağırıyorsun ben. Abi şey. Taş! Falan diye. İyi oluyor söylediğin değil mi? Ama bu çok şaşırdım ben buna. Ben onu YouTube'da gördüm ve dedim lan
Yani, mesela hiçbir şekilde adamların isimlerine bakma lan. Takım atı. Benim öyle bir hikayem var. Ben girdim Eurosport'a. Annem çok mutlu işte. Oğlum televizyoncu oldu, spiker oldu falan filan. Herkes arıyor. Teyzem arıyor. İşte açın. Bana da gelen yayınlar işte dediğim gibi. Ben daha stajyerim hatta yani. İşte sosis yeme yarışması. Eurosport 1 var. Eurosport 2 var. O zaman da Eurosport 2'de özellikle gece seansı tamamen böyle doldurma şey programlar. İşte sosis yeme yarışması. Challenger contest çıkıyor kızlar falan. Böyle abi çok köpek iyi. Köpek gezdirme yarışması. Bana ne bu? Baktım lan köpek. İşte serbest yarışma. Neyse. Annem herkes arıyor. İlkokul öğretmenim biri aramış. Fatih Hanım işte Erman şey oldu. Televizyoncu oldu falan. Mutlaka seyredin. Biliyorum ne yapıyorsun? Ondan sonra işte millet açıyor işte sosisi anlatıyor. Yedi. Dördüncü sosis de bitti. Ondan sonra ya da bilmem ne Ryder oradan uçtu. Havuza falan giriyor köpek falan. Bunları anlatıyor. Kadın diyecek ki ulan bunu 5 sene okuttuk. Allah belasını vermesin. Çok güzelmiş. Japonlar kayıyor böyle. Sonra işte NBA'ye, tenise, futbola kadar geldik oralardan ama. Yani. Ben kolay böyle olduğunu bilmiyordum ya. Spikerliğin böyle buralardan yükselinen bir şey olduğunu bilmiyordum. Aynen. Önce köpek çekiyordu. Çok enteresanmış ya. Tabii doğru, kim niye sosis yarışması anlatmıyor. Bowling'den başlıyorsun. Üzerine dal yapsın diye. İlk futbol maçım da Güney Kore, Kuzey Kore'ydi. O da özellikle evet ya, çok güzel. Gergin sağda, bir maç oldu. Sağda yani birbirine hiç benzemeyen 22 adam. Ayırması çok kolay. Keza isimler de öyle. Yo, so, ko, mo falan. Hakikaten. Güzel. Programımızın ırkçı bölümüne geldiğimiz gibi. Eklemek istediğiniz, bahsetmek istediğiniz herhangi bir şey var. Vallahi bir tek şey, diğer programları söyleyebilirim o kadar. Sınavcısın abi bayağı. Buradan eklemin ekler vardı diyor. Buradan ekmek için. Atlar vardı. Peki artık birazcık şey yapalım. Rahatlayalım. Çok fazla güldük. Bir şiirle devam ediyoruz sevgili bu. Engineers'ın okuyabilirsin. Engineers'ın. Sana referans gitme. Evet, bu Soğuk Savaş'tan sonra yayınlandığı için rahat evet, rahat evet, konuşabiliriz üzerine. Bütün esprileriz şey yapalım. Evet, bir şeyden Sokrates derginin YouTube kanalına dönelim bence. Dönelim. Hadi. Biraz da orada çekim yapalım. Abi ben acayip severek takip ediyorum. Ben bayılıyorum yani. Ben eyvallah, kendi arkadaş eyvallah, çevreme de bunlar asıl arkadaş çevrem değil. Benim iş arkadaşlarım maalesef. İnsan seçemiyor iş arkadaşlarım. Yok. Dünya tatlısı bir adam ya. Benimle arkadaş olur musun? Olur tabii ki. Eyvallah. Ben de seninle arkadaş olursam okey abi. Berk bana sen kaldın. Ben gene yalnız kaldım. Aa pardon, 90'lar olan sendin ama müzik falan. Bende de vardı. Tamam, çok güzel oldu ya. Peki. Arabada durmadan 90'lar. Yani ben acayip keyifle izliyorum. Yeni herhangi bir şey var mı buradan böyle? Abi neyi keyifliyiz? Ya da... Abi müthiş bir koy koyup hani biz yazıyoruz, yazıyoruz. Hani işin ucunda şey var falan. Sen neyi keyifliyorsun? Çünkü eğlenceli bir program oluyor. Yok ben mütevazılık yapıyorum şu an. Yoksa taş gibi program canım. Sen senin övmen gerekiyor. Yani. Orada. Çok eğlenceli falan. Silah da severek. Çok eğlenceli. Kadın silah çok eğlenceli. Onun dışında Londra merkez dışında tabii program. Bizim program var. Birmingham var. Emre'lerin, Uğur ve İlhan'ın olduğu Box to Box var. Onların iki de futbol konseri. NBA programı var. Kaan Kural, İnan Özdemir. O ikisi haftada bir işte NBA günlerini değerlendiriyorlar. Yani amacımız, yani Dünya Kupası'na kadar zaten bayağı bir şey yapacağız. Dünya Kupası'nın da esas. Onun adı da Amerikan Mutfak. Mutfak. Aynen. Yani sessiz. Şeylerin, NBA programının. Evet. Aynen. Evet, o da çok güzel format. Hakikaten Amerikan Mutfak'ta çekiyorsunuz bu arada. O ne geldi bu arada öyle ya? Öyle olacağını düşünmüyordum. Amerikan yani, Mutfak'ta çıkıyorsun, Amerikan Mutfak çıkıyor gerçekten. Onu bilerek yapmadık bu arada ya. Çok ciddi söylüyorum, bilerek yapmadık. Ama Türk oyuncular konuşurken yer sofrası hemen Kaan abi. Bu arada Ersan'ın performansı diye bir yanında oluyor. Mut oluyor. Orada oturuyor. Çay koymuş olacak. Almanço falan. Tepsi. Çay ve tepside pizza böyle. Anne pizzası. Evet. Emre'lerin programında da soru çeker. Orada da tepsi de bu sefer. Emre çok azıyor ya bu arada. Neye? Boşları tekrar geri atmalar atıyorlar ya, diye. Evet, o... Azarladı geçen programda. Şey, yani. Evet şey uzatıyor, bunu uzatıyor, o çöpe atıyor aynen, falan. Biraz gergin, izin. Onların programı biraz daha gergin o yüzden. Emre Hoca çok derli toplu bir insandır ondan genellikle. Çok düzenli yaşar güzel, tamamen. Zaten 3-5-2 sevdası. Zaten beraber yaşıyorlar. Yani beraber yaşıyorlar zaten. Aa öyle mi, onu tabii bilmiyordum ben. Evet, çok uzun yıllar. Peki kendisi hazır burada değilken ama bir yandan da buradayken aslında evet, kameranın dışındayken hakkında söylemek istediğim bir şey var mı? Soydum şu an. Şurada. Bir çocuk, ya kral çocuktur. Yani üstümde emeğim çoktur. 7-8 sene önce Ankara'nın kırsalında yaşıyordu. Kendi bloğunda yazılar yazıyordu ama
İşte yani kısıtlı bir çevreye hitap edebiliyordu. Evet. Tuttum kolumdan getirdim. İyidir. Yani Türkiye'de biliyorsun çok ciddi konuşan, bir 30 saniye ciddi konuşan. Evet. Yani işte Türkiye'de çok fazla yeni nesil spor yazarları ya da spor insanları ana akım merkez. Ciddi konuşunca bayağı düşüyor. Ana akım. Evet ya. Ana akım. Beceremiyor. Adam cidden ciddi konuşuyor, beceremiyor. Yani işte genç, yeni yetişen kuşaklar, yeni bizler falan çok fazla... 38 yaşındasın oğlum sen. Ne mi yeni bizim? Ama işte futbol konuşanlar 85 yaşında olunca... Bravo. Güzel bağlı. Shots fired. Çok güzel. En iyilerinden biridir kendisi. Ev arkadaşım diye demiyorum. Müthiş. Ben de çok fanboyum gerçekten. Aa, Tardini'den yazılarla çok seviyoruz. Kameranın arkasında olmasıyla da bir alakası var. Onu da söyleyelim. Yolladıktan sonra daha şey. Evet. Evet. Yani. Var mı eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ederiz. O zaman bitiriyor. Her sustum. Bak eklemek istediğim. Evet şey abi, onu ben baktım. Müdahale edecektim sana. Ekleri geçti şu an. Orada baya böyle ayrı bir sinerji oldu. Evet ya, burası ya muhteşem oldu. Bundan sonra beraberiz ya hafta abi. Lan böyle hafta sana çok yakın. Hepsi senin mi olur, benimle oynama olur. Direkt kelime şakaları diye bir bölümümüz olacak. Aynen. Buradan da abi kendi şeyleri bu arada burada daha çok ilgi görürse oraya gider ha. Gider satar, gider. Bizi. Satar bizi. Satar, direkt satar. Biz alırız valla. O aidiyeti zayıftır. Yani. Öyle mi? Aynen. Sizden başka yere gider. Zayıftır. Oradan başka yere gider. Öyle yaşar. Kopuk bir uçurtma gibi. Evet. Soğuk savaş ya, süper konsept. Bir de en önemli özelliği, bitiremezsin programı. Yani tam böyle bitirirken bir şey söyler. Aynen, sen o konuda zorlanıyorsun baya. O yüzden bu bitirim ikiliyi getirdim ki programı... Of, bu çok kötüydü. Burayı da Allah kahretsin. Bana gerek kalmadı. Berk'in uçurduydu ya. Berk'in şöyle şey, Berk'in frekansında yer kalmadı Berk'e. Böyle giremiyor. Işte Berk şakayı yapamıyor böyle. Aklına geliyor ama kalıyor. Aynı şey geliyor muhtemelen. Evet, çok iyi. Bir yastık kazanıyorum. Ooo abi çabuk kalktım. Vallahi ben çok kötü. Ben bu şekilde kapatıyorum. Ben bunu bu hale gidiyorum, çok daha kötüye gidecek. Kapatıyorum. Güzel şey yapalım. Ondan sonra düzelmiyor. Şey yapalım, değişelim mi? Bir hafta böyle bak sizde olsun. Ha, harbiden değişelim. Çok eğlenceli bir ortam. Guatrema. Trinidad Tobago. Dur ya. Hiçbir şey de anlamıyorum. Patlama oluyor. Luis Suarez. Hazırladığımız ama kullanamadığımız soruları şu anda savaşı içselleştirmiş abi. Biz de bekleriz. Vallahi geliriz. Evet. Çok da mutlu bekleriz oluruz. Yani. Çok keyifle geliriz. Yerimiz de iyi. Abi. Aynen. Kesin gelin ya. Kesin. Vallahi gelirim, ben gelirim. Ben de gelirim. Tabii geliriz abi. Nerede abi falan adı. Evet, çok teşekkür ederiz abi. Teşekkür hakikaten ederiz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Valla Soğuk Savaş'ta bir o kadar keyifli olmuştu. Aynen. Biraz başımız şişti. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Siz de zaten başımız şişirdiniz. Çok teşekkür ederim. Beraber gittiğimiz her yerde Erman'dan dolayı özür diliyoruz. Öyle bir şey oldu. Öyle bir tişört yaptıralım. Çevreye verdiğim. Yok hakikaten çok keyifli oldu valla. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar, Sokrates Dergi YouTube kanalını bir yere koyacak mıyız? Var mı öyle koyarız. Bir yere? Normalde hiç koymuyoruz ama koyarız ya. Böyle koyalım de işte. Gönlünüze koysanız ya, yeter bizim için ya. Evet, takip edebilirsiniz arkadaşlar Sokrates Dergi YouTube kanalını. Bizden bu bölümlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya pardon, oraya sallıyordum. Kısa gömleğimden dolayı. Arkadaşlar videonun başında... Biz böyle şeyler yapmıyoruz. Kuru yemişçiler yok. Kuru yemişçiler yok. Türkiye kuru yemişçiler odası. Oda içinde be. Dönüyorlar sadece oda içinde. Herkes reflü odalı. Kuruyorlar. Yerler böyle şey olmuş. Çekirdek olmuş.